yours. Vijay, thank you. What a lovely introduction. Değerli konuklarımız hoş geldiniz. Her sene kendi kendime diyorum ki, kızım şu kendi açılış konuşmanı adam gibi hazırlan, elinde kartlar olmadan çık. Ama işte terzi söküğünü dikemez durumu. O kadar yoğun bir çalışma temposuna giriyoruz ki, lütfen affedin, yine elimde kartlarla konuşuyorum. Tekrar hoş geldiniz. 17. marka konferansı çok büyük bir hızla başladı. Biraz önce dinlediğiniz BJ'in dublaj sesi Aslı İnandık. Aslı oyuncu, dublaj sanatçısı ve aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Kendisinin yarın Ahmet Akın'la çok güzel, keyifli bir seansı var gün sonunda. Lütfen kaçırmayın. Evet, büyük bir tutkuyla ve çok büyük bir sorumluluk duygusuyla Marka 2016'yı hazırladık. Eşsiz ve çok dinamik bir öğrenme platformu sunmaya çalışıyoruz size. Bugün akşam 18.15'e kadar, yarın da 17.30'a kadar aralıksız, çok dinamik, hepsi çok özel hazırlanmış, çok değerli sunumlar var. Sizden ricam, lütfen, lütfen, lütfen gün sonuna kadar kalın, hiçbir şeyi kaçırmayın. Bildiğiniz gibi Marka Konferansı Türkiye'nin en güçlü fikir platformu olarak anılıyor. Bunun en büyük nedeni de Marka Konferansı'na özgü içerik yorumlama anlayışımızla her yıl iş dünyasının bir sonraki yıldaki gündemini belirlemeye çalışmamız. Ters veya gizli köşeleri açığa çıkarmayı seviyoruz. Göz ardı edilen, önemli gördüğümüz ayrıntıların altını kuvvetli bir şekilde çizmek istiyoruz. Yeri geldiğinde yürekli damarımız tutuyor ve cesaretle savunulması gereken şeyleri savunuyoruz. En zor şartlarda bile inandığımız doğruları savunuyoruz, vazgeçmiyoruz. Marka Konferansı'nın bakışında aslında yaşamın her alanından bir esin kaynağı çıkarmak var. Bu yüzden de çok renkli bir deneyim yaşatıyoruz. Evet, bilgiye dayalı olduğu kadar hayal gücünü de hayata geçirmeyi hedefleyen bir anlayışın ürünü. Akıl kadar kalbi ve duyguları da harekete geçirmek istiyoruz. İşte Marka Konferansı'nın içerik küratörlüğündeki bu toplu bakış açısı onu diğerlerinden, benzerlerinden farklı kılıyor. Son iki yıldır bu içeriği artık tamamen Türkçeleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi artık Marka Konferansları'nın kitabı her yıl bütün seanslar tamamlandıktan sonra çok yoğun bir çalışma süreci yaşanıyor ve bir kitap olarak, Türkçeleşmiş olarak kalıcı hale gelmesi için ve mümkün olduğunca bu bilgilerin Türkiye'ye yayılması için hazırlanıyor ve basılıyor. Geçen yılın kitabı da basıldı. Çok yakın bir zaman önce dağıtıma girdi. Sayılı adette dağıtabiliyoruz ama markaconference.com web sitemizden istediğiniz zaman ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Değerli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Lütfen değerlendirin. Evet, bu yıl 43 seans, 54 konuşmacı bu sahnede yer alacak. Hepsi size özel hazırladıkları 15 dakikayı aşmayan sunumlarıyla eşsiz bir deneyim yaşatmak için geldiler. 15 dakika demişken 15 dakika kuralımızı kısaca hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz marka konferanslarında hiçbir seans 15 dakikadan uzun olamıyor. Hiç kimse için bu kuralı bozmuyoruz. Ve eğer herhangi bir konuşmacı 15 dakikalık süreyi aşarsa onu susturmak ve sahneden hemen indirmek için yıllardır kullandığımız kurtarıcı bir şarkımız var. Evet, Don't Speak devreye giriyor ve apar topar konuşmacıyı sahneden aşağı alıyoruz. Bakalım bu yıl Don't Speak kimler için çalacak? 15 dakika kuralı sayesinde aslında tüm konuşmacılarımız sunumlarının içine alacakları bilgileri çok büyük bir dikkatle seçiyorlar. Dolayısıyla hiçbir seans olması gerekenden daha uzun olmuyor. Ve bu yüzden de konferansımız baştan sona sürükleyici bir deneyim haline dönüşüyor. İstikrar. Çok sevdiğim, değerine çok inandığım bir sözcük. Belki de her başarı hikayesinde olması gereken en önemli özelliklerden biri. Marka konferansları da
birçok alanda istikrarlı duruşunu bozmuyor. Örneğin, markalara güç katma misyonumuz 17 yıldır değişmiyor. Yine 17 yıldır istikrarla en iyi içeriği, en heyecan dolu deneyimle sunmak için vaadimizi sürdürüyoruz. Cesaret, özgüven, kalıpları zorlama gibi fark yaratan değerlerimiz aynı tazeliğiyle duruyor. Marka konferanslarının eşsiz ruhu yıllardır içinde artan canlılığıyla, bütün gücüyle, büyük bir tutkuyla devam ediyor. Güzel örneklerden biri de B.J. Cunningham. B.J. Cunningham biliyorsunuz bir dünya rekorunun sahibi. 17 yıldır, tam 17 yıldır kesintisiz marka konferansının moderatörlerini yapıyor. Bu saydıklarımın dışında marka konferansları için çok önemli olan, her yıl gücümüze güç katan çok önemli bir istikrar unsuru daha var. Ana sponsorumuz. Yapı Kredi World tam 15 yıldır hiç ara vermeden marka konferanslarına desteğini sürdürüyor. Yapı Kredi World'e bu anlamlı ve kalıcı destekleri için teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz 15 yılı sizlere hatırlatmak istedik. Kısa bir filmimiz var. Söylemek istiyorum. Marka konferanslarının 18. yılı içinde Yapı Kredi World 16. kez ana sponsor olacağını açıkladı. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İstikrar devam ediyor. Diğer taraftan Opet tam 4 yıldır marka konferanslarına önemli bir destek veriyor. Opet önümüzdeki yıl marka 2017'de 5. kez yine başı çeken sponsorlarımızdan biri olacak. Ana sponsorumuz Yapı Kredi World ve Opet bu erkenden verdikleri marka konferansı sponsorluğu kararlarıyla aslında 2017 yılında markalarına yatırım yapmaya devam edeceklerinin çok güzel bir mesajını hepimize vermiş oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve tabii diğer sponsorlarımız. Hepsi birbirinden değerli katkılarıyla marka konferansına güç katan 58 sponsorumuzun hepsine teşekkürler. Bir teşekkür de geçtiğimiz 4 gün içinde sayısız prova yaparak size mükemmel bir akış sunmak için gece gündüz çalışan teknik ekibimize. Eventmania bu yıl marka konferansı sahnesinde ve bu salonda gördüğünüz tüm yaratıcı tasarımın liderliğini yaptı. U-Media kamera ekibi ekranlarımızda bir canlı yayın lezzeti vermek üzere bütün ekipleriyle buradalar. Ve Staras ekibi de marka 2016 için muhteşem teknik ekipman desteğiyle şu anda yaşadığımız deneyimi bizlere sağladı. Bu dev teknik ekibimizin gerçekleştirdiği özverili çalışma için kendilerine çok teşekkür ediyorum ve lütfen hepinizden bir alkış rica ediyorum. Evet, bildiğiniz gibi sürpriz yapmak, şaşırtmak, marka konferansını çok severek uygulamakta olduğu iki özelliği. Her ikisi de öne çıkan ve vazgeçemeyeceğimiz marka değerlerimizden. Sizleri büyülemeyi, etkilemeyi seviyoruz ve bunu yapmayı çok istiyoruz. Sadece aklınıza girerek değil, duygularınızı da yönlendirerek bir değişim başlatmayı hedefliyoruz.
Duyguları harekete geçiren en önemli araçlarımızdan biri de müzik. O yüzden bu yıl yine müzik, marka 2016'nın vazgeçilmez unsurlarından biri olacak. İlham vermek, motive etmek ve heyecanlandırmak için çok çarpıcı ve bol sürprizli bir akış hazırladık sizlere.